Selam millet, Nether oyunlarda tekrar birlikteyiz. Fallout 4 oyunumuza kaldığımız yerden inşa işleriyle devam ediyoruz. Evet kardeşlerim, geçtiğimiz bölümlerde aksiyonlardan aksiyonlara koşmuştuk. Bayağı bir yerleri bastık. Mutantlarla omuz omuza, dişe diş bir mücadele verdik. Şimdi bu bölümümüzde biraz defans yapacağız. Gördüğünüz gibi ben zaten şurada nehrin etrafına ufak bir savunma için duvar çekiyordum. Sonra biraz fazla ileri götürdüğümü fark edip duvarı bu işlemi durdurdum. Şimdi inşa işimize kaldığımız yerden şöyle devam edeceğiz. Mesela şunu şöyle bıraksam ben nasıl oluyor? Bir bakalım. Kendi kurmuş olduğum şuradaki tavırları geçmek istemiyorum. O tavırları geçmeden nasıl yaparım bunu? Şuradan bir duvar başlatayım ben. Şöyle bir duvar başlatayım. Kablo ile çakışmıyor duvarlar. Kablo ile çakıştırmamıza izin vermiyor. Duvarı böyle koyduğumuzda çok mu havada kalıyor? Abes oluyor? Hayır. Gayet güzel oluyor. O zaman yanına bir tane de şu duvardan eklesem. Niye öyle havaya koyuyor duvarı? Oo, bu duvarlar böyle havada mı kalacak? İnşa işlemine böyle devam edersek. Vallahi havada kalıyor. Hacı amca nasıl yapacağız biz bu işi? Ha? Nasıl yapacağız? Söyle bakayım bana. Bunun altına duvar koymayacak mısınız siz inatla? Şöyle çift kat duvar koymam gerekiyor bu durumda. Bu durumda çift kat duvar koymam gerekmiyor. Birbirinin çok dibine ama aslında birbirine değmeyen duvarlar koyacağım. Dokunma çocuğum. Yavrum dokunma o duvara. Ha. Gayet güzel oldu. Birbirleriyle bağımsız duvarlar aslında ama birbirlerinin devamı gibi gidiyorlar. Şöyle getireyim duvarımı. Neden koymuyorsun? Bu duvara neden koymuyorsun? Sorabilir miyim? Yani buranın altından bir şey geçmez diye umut ediyorum. Bir şey geçerse de yalan olduk. Vallahi yalan olduk bir şey geçerse. Şekvolu bununla birleştiriyor mu? Birleştiriyor. Evet. Birbirleriyle hemen hemen ayrı doğrultudalar. Neden? Peki neden? Ne kadar gıcık bir durum ha? Arkadaş, bu nedir ya? Milimlerle koymuyor duvarı. Ya da koyuyor. Şunu alıp şöyle bırakayım geçici olarak. Hatta şuradan bir düşünürsek tahminimce orası da çok şey olacak. Evet. Bunu da alacağım. Şöyle bırakayım geçici olarak. Şuradan itibaren keseceğim o yolu. Bakalım geçilebilen, evet maalesef geçilebilen bir yer oldu burası. Onu geçilemeyecek bir şekilde koymam lazım. Peki. Kendin kaşındın. Sen kaşındın koçum. Bunu alırım. Bunu tek başına koyarım buraya. Bak gayet de güzel koyuyor. Dışarıda bir şeyimiz kalmasın. Şunu da alıp böyle bırakırım. Yanlış duvarı yanlış yere ekledim. Seni de alıyorum. Fazladan materyal harcamayacağım.
Her şeyim önemli benim. Benim her şeyim önemli. Madem öyle, seni biz hafif yamultarak şöyle bıraktığımızda bu iş tamam olacaktır. Bu iş tamam oldu mu? Olmadı. O zaman seni alıp şu 2 milim hareket ettirelim. Ne buradan geçiş olsun, ne buradan geçiş olsun, mükemmel. Şimdi gel bakalım benimle. Benimle gel. Şunun kenarından normal bir şekilde çizgimizi çekmeye devam edelim. Su kenarını tamamen kapatmak istiyorum kardeşlerim. Hani bilmiyorum, şunu dışarıda bırakıyorum. Ona hasar verecekler mi? Ne olacak hiçbir fikrim yok. Ama base'in etrafını biraz da olsun kapatmamız gerekiyor. O yüzden ben de şehrimin etrafına en azından bir kalitesiz materyalden de olsa duvar çekeyim dedim. Böyle bir şeye karar verdim. Bilmiyorum, bir işe yaramayacak da olabilir. Sadece görüntü olsun diye de yapıyor olabilirim. Bunu öğreneceğiz. Oo, parçalanacak bir şey. Çok severim. Sonuçta bu köprünün altına kadar korumamın bir imkanı yok burayı. En azından şu koruyabileceğim kadarını koruyayım diyorum. Evet, burası da yamuk mu gitmeye başladı? Ufak bir döndürme operasyonuyla orada şekilsiz bir duvarla orayı ben döndürürüm şimdi. Şuraya doğru bağlarım onu. Şöyle bir bakalım. Hatta şurada benim bir mekanım vardı. Oranın üstüne çıkıp bakayım. Şu menüyü de bir kapayım, koşarak gideyim. Evet, burada bir mekanımız oldu. Onun önünde bir tane ışığımız, bir tane makinalı tüfeğimiz var. Gayet güzel oldu. Dante. Şuraya doğru duvar yapmaya devam edeceğim. Bu arada materyalimiz gerçekten bayağı fazla var. Yeterince şey yapmışız. Yeterince bir şeyler araklamışız. Gördüğünüz gibi 1600 volt 826 stilimiz var. volt 826 stil iyi bence. Bence iyi. Dur çocuğum, onu öyle birleştirme. Onu öyle birleştirme. Senin benim derdini tam olarak anlamam lazım. Çıkışa izin veriyor mu, vermiyor. Gayet hoş. Aslında bir saniye, ben onu bir birleştireyim ya. Galiba duvar şurada zaten dönecek kendiliğinden. Evet. Yapamıyor musun? Şimdi beni üzdün işte. Şimdi beni üzdün. Halbuki oradan öyle geleydin. Şuradan ne güzel birleşirdin. Gerçi bu sudan kimsenin çıkabileceğini zannetmiyorum ama. Deneyelim bakalım. Yok. Biraz zor buradan çıkmaları. Şöyle bir bakalım. Evet, burası imkansıza yakın buradan birinin çıkması. Biz şu taraftan devam edelim. Aa, bu olmadı. Bu olmadı. Şimdi
Evet, şimdi tamam. Bu evin yanına kadar devam etmemiz gerekiyor setimize. Yine havada kalmaya başladı. Güzel. Benim sığamadığım yerden başka bir şey de sığamaz diye düşünüyorum. Ya bu neye göre koyuyor ve koymuyor duvarları çok merak ediyorum ya. Neye göre olur olmazına karar veriyor. Alma. Oo. Bu iş olmadı. Hadi iyi kötü kurtardık yine. Peki bu nasıl olacak? Çok ilginç ya. Bir saniye önce olmaz dediği duvar çeşidine bir saniye sonra takla attırdık, çevirdik, bir şeyler yaptık diye olur diyor. Peki. Çok da sorgulamayacağım. Benim için şu anda önemli olan onu oraya koyması. Duvarımı çekti, ben mutluyum. Güzel. Birbirlerine değmiş duvarlar. Buraya kadar bir şey yapmamız gerekiyor mu? Bakalım. Evet, burada çit var, yıkık. Bu çiti koysak bile evin yanına gelmiş olurlar. Bu evin bir arka kapısı var mı? Aslında arka kapısı yok. Bu evin kendisini kullanabiliriz böylece. Defans olarak. Şöyle yamuk bir şekilde oraya bir şey koyup. Mis gibi oldu. Bir yamuk şeyi de şöyle yaklaştıralım biraz kendimize doğru. Böyle koysak. Evet, evin duvarını kapattık. Hadi geçilmiyor diyor oradan ama biz biraz daha çevirelim onu. Vay arkadaş, bana mı çarpıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Demin gayet düzgün bırakıyordun onu oraya. Azıcık elleyeyim dedim, bozdun hemen. No. Evet, şimdi daha güzel oldu. Cancel diyorum kardeşlerim. Koca bir duvar çekmiş olduk buraya. Gördüğünüz gibi yol boyu bir duvarımız oldu. Duvarın olmadığı yerlerden de zaten herhangi bir şekilde kimse buradan giremiyor. Şimdi şuraya çok güzel bir savunma kuralım. Başka bir şey var mı skarab edebileceğimiz? Tıraşken bilmiyorum lazım olan bir şey midir? Sonradan lazım olur mu? Hiçbir fikrim yok. Ama şuradan şuraya kadar bir çıkıntı.
En azından buradan kuruyormuş. Buradan yapalım bari ya. Yapma yavrum. Yapma evladım. Bunu böyle bırakırsak ne oluyor? Arada böyle bir boşluk oluyor. Neyse, içerisi görünmesin yeter. Zaten oraya çıkılamıyor demiştik. Şunu da yok edelim. Evet. Köprümüzün ağzına kadar geldik. Şimdi. Structure değil. Defans desem. Guard post. Defans tarıt. Defans trap. Defans tarıt diyelim. Machine gun. Heavy machine gun. Yapabiliyoruz da bunu. Lazer. Fiber optiğimiz yok. Ve elektrikle çalışıyormuş zaten lazerler. Gerek yok böyle şeylere. Işık burayı göstersin diye. Elektrikle çalışıyormuş. Bir elektrik jeneratörü atarız şuraya. Şuradan bakalım bir elektrik jeneratörü atabiliyor muyuz oraya? Power'da, generator'da atmaz mıyız? Hem de en büyüğünden atıyoruz. Science 1 lazım diyor. O yüzden yaptırmıyor bize bunu. Windmill generator yapabiliyoruz. Acaba bunun ne farkı var? Windmill temiz enerji mi? Nedir yani? İstemiyorum temiz enerji. Jeneratörü böyle gömçürüyorum valla. Zaten nükleer apokalips çağda yaşıyoruz yani temiz enerji eksik kalsın. Şimdi defans. Defans turret'tan bir tane şöyle ışık ya da böyle ışıkları acaba şu şeylerin üzerine kurabiliyor muyuz? Guard postlara. Büyük guard post. Tamamen fikir değiştirdim. Bir saniye kardeşlerim. Kapılar deyip. Mesela normal ev kapısı haricinde ne kapı var? Yok. Metal deyip. Metal roof, metal wall, metal prefabrik. Wood, wood'dan bir şeyler. Wood misk. Bu nedir? Böyle bir yükselti. Bir saniye. Biz buradaki defans dediğimiz yerin yanına böyle bir yükselti yapsak fena olmaz. Tam şöyle düz yapmaya çalışıyorum. Bir tane buraya. Oo, jeneratör bize engel oldu işte şimdi. Çevirelim şöyle bir. Bir tane de buraya. Wood stairs. Yapma, yapma onunla oynama onu ben çok güzel ayarlamıştım. Wood stairs. Ama siz birbirinize uymadınız. Siz neden birbirinize uymadınız? Belki de böyle bir şey lazımdı çünkü sana. Yok bu da çok kısa geldi ya. Ha, şimdi oldu. Bir bakalım. Hop, tahta merdivenden buraya çıkamadık. Olmadı, beceremedik bunu. Ya jeneratör sen ne kadar kötü bir yerdesin ya. Beni sinirlendirme. Gel şöyle dur. Sen de zaten skarab edilebiliyormuşsun. Ederim hemen. Ha, dizayn hatası. Kötü bağlamışım merdiveni. Şöyle kalsa belki de olacak. Kesinlikle. Kesinlikle oldu. Peki. O zaman sıradaki hamlemiz. Bu işlem sırasında en ufak şeyi alıp
Sizin dükkana atmaya çalışıyor kardeşlerim. O yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi defans desem. Turret desem. Bu ışığı şöyle koyabiliyor muyum? Evet. Işığı böyle koyabiliyorum. Şimdi oldu işte. Şimdi mükemmel oldu. Işığı yukarı koymamıza izin verdi. Şuradan hemen structure'dan wood'dan bir merdiven de şuraya bırakalım. Çıkılable mı? Kesinlikle çıkılable. Defans, turret, ışık. Bir ışık da buraya. Peki ya makinalı tüfek? Makinalı tüfeği böyle bırakır mısın? Neden bırakmıyorsun? Neden bizi üzüyorsun? Çok ince ayırlar. Çok ince ayarlar. Akıl sır ermiyor oyunun işine. Bir milimle çok çok büyük bir hata yapıyormuşuz gibi muamele yapıyor bize. Hiç oraya bırakılır mı diye. Sonra bir milim daha gittikten sonra bırakıyor. Var ya, yaptığımız yapıyla gurur duydum resmen. Bildiğiniz yaptığımız yapıyla gurur duydum. Şuradan bir bakalım. Birisi bu köprüyü aşarak gelmek zorunda bu taraftan geliyorsa. Şu köprüden doğru geleceği zaman şurada duvarlarla kurulmuş bir set var. O sette aşıp gelemeyecek. Mecburen şuradan geliyor. Ve karşılaştığı şey buradaki makinalılar. Gayet güzel. Gayet güzel. O makinalara hemen ulaşmasını engellememiz lazım şimdi. O makinalara ulaşmasını da şöyle engelleyeceğim. Lazer turret falan. Of, mükemmel şeyler kuracağız yakında ya. Guard post, büyük guard post. Büyük kartpost. Bilmiyorum, belki de yaptığım bu şey çok saçma. Buradan bir insanlık geçiş bırakıyorum sadece. Ondan sonracığıma defanstan İki tane heavy machine gun da bir ve üç ne demek acaba? O yıl yüzünden bir tane mi kurabiliyorum? Ha evet. O zaman şimdilik burası yeter ya. Abartmayalım. Biz sadece şuraya bir elektrik işini halledelim. Elektrik kablomuz geliyor. Hop. Ulaştı. Peki buradan bir elektrik kablosu daha. Hop, ulaşamadı. Power. Çocuğum dur. Dur yavrum. Power. Connector switch. Power pylon.
Bu mu acaba? Bilemiyorum ki ya, hala tam öğrenemedim. Şuradan elektriği alsam power pylon'a bağlarım. Power pylon'dan bir daha elektriği alsam şu ışığa bağlarım. Vallahi oymuş. Bildiğiniz oymuş. O zaman şuradan bir devam edelim hızlıca. Zaten neredeyse base'imizin etrafını çevirdik. Neredeyse çevirdik. Şuraya geldik. Şu çiti kaldıralım. Bu nedir abi? İlla böyle mi tutuyorsun? Peki bu bir kapı mı? Kapanabilen yok. Bu bir kapı değil. O zaman şunu adam gibi koyar mısın lütfen? Ha. Tamam. Biraz atar yapmamız gerekiyormuş. Şimdi şöyle bir bakarsak, orası kapalı, burası kapalı. Şurayı kapatmamız lazım. Şunu alıp dikelim. Şunu alıp düzgün bir şekilde şuraya ekleyebilir misin güzel kardeşim? Ekleyemedin. Peki ama elimizde hala fazladan materyal var neyse ki. Öbür tarafına eklemiyor ama. İnatla öbür tarafına eklemiyor. Geçilebiliyor mu? Geçilemiyor. Bizim istediğimiz şey oldu. Tamam. Biz okeyiz. İstediğimiz şeyi sağladık. Oraya kadar kapalı. Hemen şu çit ayağı kaldıralım. Güzel evladım. Sen niye beni bu kadar uğraştırıyorsun ya? Şöyle koysan da onu, hepimiz mutlu olsak. Göğe dikmeye çalışmasan. Tamam, iyi kötü idare eder. Dediğim gibi kardeşlerim, ilk defa bir saldırı geldiği zaman base'ime. Belki de bu benim için çok üzücü olacak ama o zaman anlayacağım ney bana ne kadar hasar veriyor. Evet, şimdi burada ufak bir sorunumuz var. Biz burada deminki metodu yapmaya devam edeceğiz. Böyle şeyler kurabiliyormuşuz. Yok ya, bunlar benim gözüme çok dayanıksız gözüktü. Junk fence diye bir şey kurabiliyormuşuz. Çok wood, steel bir de rubber kullanıyor. Allah Allah. Neyse wood diyelim. Wooden wall diyelim. Wooden wall'ları şimdi bir gözümün önünden çekeyim şöyle. Buradan şu yol boyunca mı gitmem lazım? Evet, bu yol boyunca gideceğim belli ki. İçeride bulunan şu iki tane ağacı da uçurayım. Patlatayım. Resmen doğa düşmanıyız ya. Bildiğiniz doğa düşmanıyız. Abicim sizi kaldıralım ama yalandan. Yalandan ayağa kaldırdık sizi de. Bir daha bakayım şimdi. Şu evin arkasına kadar kapayacağım herhalde. Vallahi gayet güzel oldu.
Tam da işte bizim bina yapabileceğimiz yerin sınırındayız. Ve bitti. Birebir kapandı. Mükemmel oldu. Tam birebir kapandı. Şuradan girip bir bakalım. Ayağa kaldırmamız gereken bir çit var. Oo, ayağa kaldırmamız gereken bir çit var da bu çit çok hasar almış. Hiç uğraşmayalım biz bu çitle. Şu tahtamızı koyalım oraya. Kapayalım orayı. Burada çitimiz var, gayet güzel. Burayı da böyle bir tahtayla kapatmayı tercih etmişiz. O zaman yavrum evladım, sen nereden geldin? Aynı şeyi şurada da yapalım. Kardeşlerim, şöyle bakarsak gayet dandik bir şekilde kapalı bir yer daha görüyorum. Ölüyor dandiklikten. Orayı da o yüzden dev bir tane plaka ile kapatıyorum. Aynı şekilde dev plaka ile kapatıyorum. Bu evle bağlantılı vaziyette kapatılmış. Şaka maka Baze'i bitirdik ya. Baze'in etrafının tamamını çevirmeyi bitirdik. Burada zaten güvenlik noktası var. Buradan itibaren bizim duvarlarımız başlıyor. Evet. Adamlarımızın diyelim ki bütün yaptığımız şeyler başarısız oldu. Adamlarımızın toparlanıp savaşabilmesi için güvenli ikinci bir yer daha yapacağım. Şu binanın etrafında. Bu bina da bizim adamlarımızın sığınağı, güvenli geçiş noktası olacak. O yüzden şurada bir tane ama böyle bir yere bakarak yaptığımda hemen ben bunu kopartıp atayım mı, inventory'de dursun mu falan demesi gerçekten sinir bozucu. Şurada metal binalar arasında bir model olmalı. Bana üst kata çıkış veren. Vallahi üst kata çıkış veren bir model yok. Değişik dizaynlar var ama hiçbiri üst kata çıkış vermiyor. Allah Allah. Wood'da diyelim bakalım var mı? Bu nasıl bir şey ya? Böyle prefabrik yapı mı olur? Neredeyse tamamı hazır. Ha, bir saniye aklıma geldi. Doğru. Ben burada metal yapıyı alacağım. Metalden kendim kuracağım. Mesela şu aradakilerden bir tanesini yok edeceğim. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Mesela şunu. Sen git. Şöyle bakaraktan bunu alacağım. Çıkartıp kenara koyacağım. Gördüğünüz gibi binadan sadece çatı eksildi. Şuradan Structure'dan Wood'a geleceğim. Wood Stair diyeceğim. Buraya doğru gayet güzel bir Wood Stair yapacağım.
Hatta böyle ben koyayım mavi diye bir tercih sundu bana. Şuraya doğru götürdü ama çok yamuk bir yere götürmüş. Tebrikler, becerdim bunu. Niye yapmıyorsun? Beni üzüyorsun böyle yaparak. Böyle yapıp beni üzüyorsun. Mesela bu durumda şöyle bir merdiven yapacağım. Allah cezanı vermesin, senin ödüm koptu ya. Birdenbire dip dibe geldik. Ne kadar kötü bakıyorsun sen öyle. Misal. Götür abi. Workshop'a götür. İşte ilk defa sorunun cevabı evet. Kardeşlerim bir üst kata çıkma sorununu şimdilik çok acemice bir şekilde çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi bunu da buradan alırım. Gelip şuraya bırakırım. Üst katımıza bu şekilde buradan ince ince devam edebiliriz. Bir de çatılar var burada. Daha bir de çatılar var yani. Daha bir de floorlar var. Zeminler. Ha, wooded zaten otomatik merdivenli bir tane zemin varmış. Demek ki demir yapmamak gerekiyormuş. Belki de demirler iki kat dizayn etmek için düşünülmemiştir kardeşlerim, bilemiyorum. Evet, içim dışım resmen inşa oldu. Şahitler huzurunda içim dışım resmen inşa olduktan sonra en azından gidip birkaç kişinin kafasına sıkmak istiyorum şu anda. Sen nereden geldin? Sen bizim şey değil misin? Satıcımız. Barter. Vallahi bizim satıcı. Satış yapmaktan hep mutlu olurum dedi kendileri bize. Bakalım üzerimizde olmaz mı ya? Olmaz mı? Gereksiz şeyler var tabii. En son üzerimizdeki zırhları, mırhları gayet güzel ayarlamıştık çünkü. Eğer bir şey varsa bu folder nedir mesela ya? Folder nedir? Hiçbir şeye dönüştürülmez. Üzerinde uyarıyor yani herhangi bir şeye dönüştürülmez diyor. Grognak. Bunu okumuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Harness. Pembe kıyafet. Kesin satalım. Adımız çıkmasın. Missile Launcher. Geçen bölümde ne kadar kahrımız çekti. Neler neler yaptık Missile Launcher'la geçen bölümde. Çok da satacak bir şeyimiz yokmuş ya. Reynolds Suite. Oo, bizim bayağı steampack'imiz olmuş. Süper mutant zırhları. Ondan sonracığıma... Bu kadar. Hadi yallah. Hadi yallah kızım. O biz inşa işinden tecrübe puanı kazanmışız bayağı. Demin bir şeyler geliyordu ama çok umursamamıştım. Kendimize de şöyle bir bakalım. Biz ne almışız? Daha çok mermi bulurum sandıklardan almışız. Tek başımıza kral gibi takılırız almışız. Level 1 silah modlarına bakabiliyoruz. Artı 10 hasar dayanıklılığımız var. Silahları ve zırhları scrub ederken uncommon, daha zor bulunan materyaller bulabiliyoruz. Lokal lider. Workshop settlement'ların arasında trade bağ kurabilirsin diyor. Ben bunu almıştım. Bir yerde iyi diye okudum diye aldım ama artık öyle bir şey yapmadım. Bakalım bir ara yaparız onu da. Minuteman'le Castle'ın yanına buluş. Green Top Nursery'deki settler'larla konuş. Paladin Dance'le konuş. Diamond City'ye git.
Aslında bir dahaki quest'inde kardeşlerim Diamond City'ye gideceğim. Artık ana quest Diamond City'ymiş. Diamond City'ye doğru gidip bir bakmak istiyorum ana quest'i. Neymiş ne değilmiş diye ama artık bu videoda değil, bir sonraki videomuzda yaparız bunu. Bu ne? Green Top Nursery. Ten Pines Bluff. Green Top Nursery'ye bir gidelim ama oraya gitmeden önce üzerimde kalan fazlalık bir şey var mı bir kontrol edeyim hemen. Craft. Yok. Parçalayabileceğim zırh olmadığına göre üzerinde fazlalık zırh yok demektir. Weapon Bench. Bütün silahlardan birer tane varsa tabii ki tabii ki Exit. Ama şöyle de bir şey var yani bu arada transfer diyelim biz buraya. MD miydi? Missile mıydı? Evet. Missile Launcher'ı biz buraya bırakalım. Missile Launcher'ı bırakalım çünkü çok gereksiz ağırlık taşıyoruz. Hadi minigun kalsın. Minigun'ı kullanırız. Bir şu ne yapalım? Cooking'e bir bakalım ya. Yemeklerimizi kontrol edelim. Bir şey yok. Yapabileceğimiz. Chemistry var mı? Drug. Grenade. Ha, şu druglar var. Birden fazla kimyasalın iç içe karıştırılarak üst üste koyulduğu versiyonları. Grenade'de Molotov kokteyli yapabiliyormuşuz. Tamam, demek ki bununla da işimiz yok. O zaman bize söyledikleri o mekana doğru bir ufak yolculuk yapacağız. Şuradan silahımı seçeyim. Tactical Submachine Gun'ımın da çok az mermisi var ya. Molotov kokteyli fırlatacağımız şey olsun. Marksman Piercing Hardened Automatic Rifle. En çok mermimiz olan şey şu anda. Map'ten şuraya bir gidelim. Yes. Burası bizim bir önce konuşup galiba Raider'lardan temizlediğimiz yer. İlk bomba düştüğünden beri 10 milimetre tabanca ortamdaki en iyi silah olmuştur her daim diyor. Her türlü upgrade'i yaparsın, eklersin, çıkarırsın. Alemin kralıdır diyor. Şimdi burası bizimse biz burada craft moda geçebiliyoruz. Evet. Kesinlikle geçebiliyoruz. Burası nerelerden başlıyormuş? Oo, burada su pompası var ve su üretiyor. Bu güzel. Şimdi burası da buradan başlıyormuş. Burası bayağı daha küçük. Daha küçük, daha güzel, sevimli bir yer böyle. Hoş. İki insanlık bir mekan. Yatakları var. Defansımız yok bizim abi diyorlar. Şimdi o zaman ben size şöyle bir şey yapsam. Bir hediye, bir güzellik yapsam. Sizin bu domates tarlalarının yanına ben şuraya bir tane şey ekeyim tepeye tam sizi görecek yere. Yalnız ekeyim dedim farkındayım. Ekmek. Aa, her yerin mekanı şey mi ya? Bir saniye. Store. Burada şey yok mu? Var. Workshop değil, transfer. Oo, burada hiçbir şey yok. Sizinle bir konuşup bir şey yapamıyor muyum ben? Settler, settler. Kadın settlerle konuşayım hadi. Bugünlerde Diamond City'ye gitmek lazım diyor. En büyük şehir. Cooking station'ları var. Bir tane dandik barakaları var. Büyük ihtimalle içinde bir tane yatakları var. Aynen öyle. İki tane yatak var içinde dandirik.
Bu sıkıntı. Bir şeyler yapabilme alanının içinde ne var? Yıkık ev yok mu? Oo, bir saniye durun siz. Durun durun, o öyle olmaz. O öyle olmaz, söyleyeyim. Vay arkadaş. Ya Dante, beni korkutma. Ben de birileri var zannediyorum orada. Bu ev yıkık ev. Buna niye müdahale etmeme izin vermiyor? Dandik evi yıktırmıyor bana arkadaş. Yani evi yıktırması için boş olması gerek yoktu. Normalde yıktırıyordu hemen. Şimdi güzel kardeşim, sizin aranızda rota kurmak için ben ne yapacağım? Bunu şimdi benim açıp internetten incelemem gerekecek. Ayıp değil mi? Crafting. Şimdi bir circuitry, iki gear, iki oil alıp buraya mı döneyim? Neyse kardeşlerim, kusura bakmayın. Ben size defans kurmaya niyetliydim. Ama artık kuramayacağım. Çünkü siz materyalsizsiniz. Sizin materyaliniz yok. Ben de şöyle F5'e basar sevilerim. Hiç de size materyal aramakla uğraşamam şimdi, kusura bakmayın. Şurada bir köprü görmüşüm. Gider o köprüden geçerim. Aslanlar gibi o köprüden geçerim. Oo, kargalar margalar bir şekiller. Doğru mu gidiyorum? Kesinlikle. Ama önümüzdeki yıl varacağım oraya. Oraya anca önümüzdeki yıl varacağım. Mükemmel hızlı gidiyorum çünkü. İşte böyle yapıyorsun, yapıyorsun kocaman yolları. Bir bombayla tependen aşağı geçiriyorlar. Ben biraz önce ne gördüm? Wild corn. Heyecan yaptım. O kadar da önemli bir şey değilmiş. Oo, yine çatışma sesleri duymaya başladık. Nereden geliyor çatışma sesleri? Skylane Flight 1981. Raider Psycho, diğeri Scavenger, Raider Psycho, Raider Scum. Çok ilginç. Abicim, ben hepinize düşmanım. Ben de hepinize birden sıkayım buradan. Ben hiçbirinizi sevmiyorum. Oo. Senin yaptığın ayıptır ama. Oradan doğru bana ateş ediyorsun falan. Ne oluyor be? Herkes bir tarafta. Hiçbir yerde dostum kalmadı. Şimdi siz iyi olanlar mısınız? Bilemedim. Şöyle bir kaydedeyim. Yanınıza gelince, o alakası yok. İyi olmakla alakası yok. Bunlar iyiyse kötüleri hiç görmeyelim. Gel buraya gel. Mesela şurada açsam bu özelliği. Kafa 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 diye saydırsam. Çakal bir de hemen oturdu ya. Otomatik ateş etme menüsü kapandıktan sonra. Vallahi burada biri var. Orada nerede ama? Saklanmış mı? Ne yapmış? Uçağın içinden konuşma sesi geliyor. Kendisi yok adamın.
Dayı sen neredesin? Allah Allah. Uçağın üst katında mıdır? Nedir acaba? Scavenger who's there? Ben buradayım. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Deminden beri arkadaşlarınla çatışıyoruz burada. Ha, şuradan çıkış varmış. Menüden kayboldu diyecektim. Çıktı. Evet. Şimdi menüye geldi tekrar. 45'lik. 45'lik. 45'lik yoksa benim en sevdiğim silahımın mermisi mi? Evet. Tactical Hardened Submachine Gun. Psycho. Steampack. Bunlar güzel şeyler. Yemekler. İlk yardım çantaları. Mirluklara karşı ekstradan hasar veren mecmuayı okuduk. Galiba Fallout 4'ün şu ana kadar açık ara en çok sevdiğim şey bu mecmuaları oldu. Eski versiyonlarında da vardı bunlar ama eski versiyonlarında şey diye çalışıyordu. Nasıl söyleyeyim işte böyle hani alıp okuyordunuz bir kere size bonus bir şeyler veriyordu. Flight Data Recorder diye bir şey aldık. İlginç. Uçak nasıl düştü? Neler oldu? Galiba bunları öğreneceğiz. Novice Luck. Yani işte. Kötü şeyler ama ne yapalım. Aslan parçası. Oo, şimdi bütün sandıkların açılma riski mi var? Açılabilir mi acaba? Açılmaz mı diye arayacak mıyız? Hadi be. Son anda kırdık. Kuru temizlemeciye gönderilmiş kıyafet. Oo. Ne kadar çok kilitli bavul var ya. Ama en sonunda güzel bir şey bulmayı başardık bu kilitli bavulların içinde. Ha? Expert. Dante ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Yukarılara çıkıyorsun, aşağı atlıyorsun. Gel bakayım buraya gel. Gel buraya. Dur orada. Konuş benimle. Bir şey bul bana. Item bul. Eşya. Nerede havya? Nerede eşya? Bu mudur senin bulman? Follow. Bu nasıl bir bug'dır ya? Abicim bu nasıl bir bug'dır? Birdenbire ateş etmeye başladı deli gibi. Ha? Follow diyelim önce. Şimdi bir eşya bul bakalım bana. Fetch. Benim için bir şey bulabilir misin? Eşya. Hadi. Bunu başarabilirsin. Ya Dogmeat sana eşya buldurana kadar var ya biz yaşlanırız ya. Dante. Sinirlendiriyorsun beni bak. Sana bir şey buldurana kadar biz bildiğin yaşlanırız. Hamam böceğinin ne işi var orada? Gidip bakıyoruz, hamam böceği çıktı içinden diyor.
Evet, biz yine görevimize geri dönelim. Şuraya doğru ilerleyeceğiz. İlerleyeceğiz ilerlemesine de. Habire çok eğlenceli şeyler görüyorum, neşeli. Onlara doğru yaklaşmak istiyorum. Şuraya mesela bir yaklaşaydık fena mıydı? Radyo sinyali mi gelmeye başladı? General Atomic Galeri. Sizden tırstım kardeşim ben. Robotlu mobotlu bir şeyler. Canımızı yakarlar vallahi. Gelmedik mi? Oh, daha yolu yaralamışız ya. Stunted Yaoguai. Oh, ne güzel. Vallahi senden bucak bucak kaçmam lazım benim. Böyle delikanlı durup savaşmakla olmaz seninle. Hemen şu moda girip senin kafana doğru boşaltabildiğim bütün şeyi boşaltayım. Ha gayret. Ho. Bu nedir abi? Ne çeşit bir hayvanattır böyle? Herifi de şurada indirmişti, değil mi? Evet. Vallahi adam burada indirmiş. Daha kimleri indirmiş? Yalan etmiş ya. Bir güruh adamı. Vallahi yalan etmiş. Burası ne? Mass Fusion Containment Shed. Radyasyon yiyoruz devamlı, evet. Şöyle bir açığa çıkalım da. Evet, perkler. Level'ımızı atladık. Şimdi bu level'ımızla ne yapabiliriz? Kas gücümüz 4 bizim. Taşıma kapasitesiyle alakalı bazı sorunlarımız var. Strong pack alsak mı? Değer mi? Onun yerine valla Lone Wanderer seçersek %30 daha az hasar yiyip %100 daha fazlalaşacağız. 50 daha fazla taşıyacağız. O 17. seviye olmamızı istiyor. Bunu vermiyor. O zaman alabileceğimiz şeylerden komando silahla %20 daha fazla vuralım. Ya ama hala bilemiyorum tam olarak hangi silahı kullanacağımı. Bu perki biz kullanmayalım. Kardeşlerim, bu perki kullanmayalım. En güzeli bu perk kalsın. Biz de burada bir kaydedelim. Bu videomuzu burada bitirelim. Artık bir dahaki videomuzda quest'e devam ederiz. Bir dahaki videomuzda full aksiyon, full adam vurma, full quest yaparız. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin.